Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli gönül dostlarım, bugünkü vaazimizin konusu ölümü hatırlamak ile ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: lezzetleri gözden düşüren ölümü çokça ansın. Yani ölümü sık sık hatırlatmak suretiyle dünyevi lezzetlere karşı olan arzularınızı kırınız. Böylelikle o zevklere karşı bağlılığınız kesilmiş olur ve hakkıyla Allahu Teala'ya ibadete yönelirsiniz. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurur: diğer hayvanlar ölüm hakkında insanların bildiklerini bilselerdi, sizler hiçbir zaman iyi beslenmiş bir hayvan eti yiyemezdiniz. Hazreti Ayşe validemiz şöyle der: ey Allah'ın Resulü, acaba şehitlerle birlikte haşr edilecek kimse var mıdır? Evet, kim günde 20 defa ölümü hatırlarsa şehitlerle birlikte haşr edilecektir. Bu üstünlüklere sahip olmasının sebebi ise ölümü hatırlamanın aldanma yurdu olan dünyadan insanı soğutması ve ahiret için hazırlık yapmaya sevk etmesidir. Ölümü unutmak da insanı dünya zevklerine dalmaya iter. Yine Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölüm mümin için hediyedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmasının hikmeti de şudur: dünya mümin için zindan hükmündedir. Çünkü nefsin çeşitli arzularından kaynaklanan sıkıntılar ve şeytan ile sürekli devam eden bir mücadelenin verdiği yorgunluk ve sıkıntılar dünyayı adeta zindana çevirmektedir. Dünyada böylesine zorluk ve sıkıntı çeken insan için ölüm bir kurtuluş gibidir. Kurtuluşu da kendisi için bir hediye yerine geçer. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki, ölüm her mümin için bir kefarettir. Resulullah Efendimiz burada kastettiği kişi Müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı, İslam ahlakının canlı örneği olan, küçük günahlar dışında günahlarla kirlenmemiş hakiki manada Müslüman ve sadık mümin kişidir. Küçük günahlara gelince büyük günahlardan sakınan ve Allah'ın emrettiği farzları yerine getirenler için ölüm bir kefarettir. Ata el-Horasani şöyle nakleder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkaha ile gülenlerin bulunduğu bir meclise uğramıştı. Onlara buyurmuş ki, İnsanı dünyevi lezzetlerden soğutan şeyi hatırlayarak meclislerinizi karıştırın. Sadece gülerek geçirmeyin. Lezzetlerden soğutan şey nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz ölüm dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'den şöyle rivayet eder: ölümü bolca yad ediniz. Çünkü o günahları temizler ve dünyadan soğutur. Yine Resulullah Efendimiz sevilenden ayırıcı olarak ölüm yeter. Yine Resulullah Efendimiz nasihatçı olarak ölüm yeter buyurur. Bir gün Resulullah Efendimiz mescide çıkıp gelir. Mescitte bir grubun oturup konuştuklarını ve gülüştüklerini görür. Bunun üzerine buyurur ki, ölümü çok sık anın. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız.
Resulullah'ın yanında birini andılar ve onun hakkında fazlasıyla medhu senada bulundular. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sahabe-i kirama sordu. Bahsettiğiniz arkadaşınız ölümü anar mıydı? Sahabe-i kiram der ki, neredeyse ölümü andığını hiç duymamış gibiyiz. Öyleyse arkadaşınız sizin övdüğünüz gibi birisi değil. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah'ın yanında bulunan 10 kişiden 10.'sü olarak meclislerine gittim. Mecliste bulunan ensardan bir zat sordu. Ey Allah'ın Resulü, insanların en iyisi ve en değerlisi kimdir? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ölümü en fazla anan ve ölüm için en iyi hazırlık yapan, işte onlar insanların en iyileri. Dünya şerefini ve ahiret üstünlüğünü yanlarında götüren kimselerdir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Ölüm dünyanın değerini düşürdü ve aklı başında olanlarda sevinç bırakmadı. Ebi bin Haysem radıyallahu anh da şöyle der. Mümin için kavuşmayı gözlediği ölümden daha hayırlı bir kaybı yoktur. Ölümümü kimseye haber vermeyin, beni hemen Rabbimin huzuruna gönderin. Hikmet sahiplerinden birisi kardeşine şöyle yazar. Ey kardeşim, ölümü temenni edip de bulamayacağın ahiret yurduna göçmeden önce ölümden kork ve gerekli hazırlığını yap. Muhammed bin Sirr'in yanında ölümden söz edilince vücudunun bütün organları dona kalırdı. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an her gece alimlerini toplar. Hep birlikte ölümü, kıyameti ve ahiret ahvalini müzakere eder. Sonra sanki yanlarında cenaze varmış gibi ağlarlardı. İbrahim et-Teymi radıyallahu an der ki, iki şey beni dünyadaki zevk ve lezzetlerinden kesti. Ölümü hatırlamak ve hesap vermek üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak olmak. Kapta radıyallahu anh şöyle der. Ölümü bilen kişiye dünyadaki musibet ve acılar kolay gelir. Mutarrif bin Abdullah radıyallahu anh da şöyle der. Rüyamda biri bana Basra Mescidi'nin ortasında sanki şöyle diyordu. Ölümü hatırlamak Allah-u Teala'dan korkanların kalplerini parça parça eder. Vallahi ben onların ne yapacaklarını şaşırmış olduğunu görüyorum. Eş'as radıyallahu anh şöyle der. Biz zaman zaman Hasan-ı Basri'nin yanına giderdik. Bize cehennem ve ahiret ahvalini hatırlatır, ölümü unutmamamızı önerirlerdi. Safiye radıyallahu anh şöyle der. Bir hanım geldi ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha kalbinin katılığından şikayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anh ona şöyle dedi. Ölümü çokça an, kalbin yumuşar. Kadın Hazreti Ayşe'nin dediği gibi yaptı ve gerçekten de kalbi yumuşadı. Daha sonra Hazreti Ayşe'ye tekrar geldi ve kendisine teşekkür etti. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında ölüm anıldığı zaman cildinden kan damlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanında da ölüm ve kıyametten söz açılınca sanki vücudunun organları birbirlerinden ayrılıp dağılacakmış gibi ağlar. Ancak Allah-u Teala'nın rahmetinden bahsedilince kendisine gelirdi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Görmüş olduğum aklı başında herkesin ölümden sakındığına ve
ondan dolayı hüzünlendiğine şahit oldum. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an alimlerden birine şöyle der: bana nasihat et. Sen ölümü tatacak ilk halife değilsin der. O da nasihate devam et der. Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün ataların ölümü tattı. Şimdi ölümü tatma sırası sana geldi der. Bu sözler üzerine Ömer bin Abdülaziz ağlamaya başlar. Rebib Haysem radıyallahu an evinde kabir şeklinde bir çukur kazmıştı. Her gün o çukurun içine birkaç defa girip yatar. Böylelikle ölüm vakasını zihninde canlı tutmaya çalışırdı. Bunun sebebini soranlara şöyle derdi: ölüm düşüncesi kalbimden bir an bile kaybolsa kalbim fesada uğrar. Mutarrif bin Abdullah radıyallahu anh da şöyle der: şu ölüm denen hadise nimet sahiplerine nimetleri zehir etti. Öyleyse sizler ölümle son bulmayan nimete talip olunuz. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Anbese'ye şöyle der: ölümü çok sık an. Eğer bol imkanlar içinde yaşıyorsan bu hatırlama seni mütevazi bir hayata yönlendirir. Eğer sıkıntılı bir hayat içindeysen ölümü hatırlamak senin içinde yaşadığın şartları daha iyi anlamanı sağlar. Ebu Süleyman Ed-Darrani Ümmü Harun'a şöyle der: ölümü seviyor musun? O da hayır cevabını verir. Peki ya neden? Bir insana verdiğim sözü yerine getirmemiş olsaydım onunla karşılaşmak istemezdim. Ben Allah'a verdiğim sözü tutamadım, isyan ettim. Onunla buluşmayı nasıl isteyebilirim ki? Ebu Musa Ettemimi der ki: Ferazdak'ın hanımı vefat etti. Basra'nın ileri gelenleri cenazede hazır bulunup bunlar arasında Hasan-ı Basri de vardı ve şöyle dedi: ey Ferazdak, bugün ölüm için ne hazırladın? O da 60 senedir söylediğim eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü cümlesi. Ferazdak hanımını defnettikten sonra kabri başında şu beyitleri söyledi: korkarım kabir ötesinde eğer beni affetmezsen, kabirden daha yakıcı ve dar olandan kurtulamam. Kıyamet günü beni götürecek olan geldiği zaman, sert ve kaba sevk edici Ferazdak'a geldiği zaman, Ademoğlu olanlar arasında şunlar hüsrana uğrar. Boyunları bukağılanmış olarak cehenneme götürülenler. Kabir ehli hakkında söylenen bir şiir şöyledir: kabristana vardığında dur ve şöyle seslen. Aranızdan kimler karanlığa gömüldü? Kabir çukuru içinde hangileriniz ikram içinde? Büyük korkudan kurtulup güven ve huzura kavuşmuş. Dışarıdan bakan için mezarlıkta sükunet vardır. Kabirde yatanlar arasındaki farklar görülmez. Eğer konuşup sana cevap verebilselerdi, her biri içinde bulundukları durumun hakikatını taat ehli olanlar cennet bahçelerine konmuştur. Ulaşırlar diledikleriince yeşillikler arasında, azgın günahkarlar ise kıvranıp dururlar. Yılanlara yuva olan çukurlarında, akrepler de saldırır onun üzerine hep. Ruhu onların ısırmasından duyar şiddetli azap. Malik bin Dinar der ki: bir kabristana uğradım. Kabirdekiler için şu şiiri söyledim. Mezarlığa vardım ve seslendim. Nerede büyüklenenler ve küçümseyenler? Nerede saltanatına güvenenler?
Nerede övündüğü zaman alkışlananlar. Bu şiiri okuduktan sonra yani sahibini göremediğim şöyle bir ses işittim. Hepsi yok oldu fakat haber veren yok. Hepsi öldü, haberleri de ölüp gitti. Kabristanın böcekleri gece gündüz çalışıyor. Durmadan o vücutların güzelliklerini bitiriyor. Ey göçüp gidenleri soran kişi, sen bu gördüklerinden ibret almıyor musun? Bir mezar taşında da şunlar yazılıydı. Kabirdekiler dilsiz oldukları halde sana sesleniyor. Sakinleri toprak altında sessiz olarak yatıyor. Ey doymak bilmeden dünyalık yağan kimse. Kimin için yığıyorsun, halbuki öleceksin. İbn-i Semmak şöyle der, bir kabristana uğradım. Kabrin birinde şunlar yazılıydı. Yakınlarım gelip kabrimin yanından geçiyorlar. Sanki o yakınlarım beni tanımıyor gibiler. Mirasçılarım mallarımı paylaşıyorlar. Borçlarıma gelince tereddütsüz reddediyorlar. Herkes payını almış afiyetle yiyorlar. Aman ya Rabbi, ne de çabuk unuttular beni. Diğer bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Dostlar hep birer birer yok oluyor. Ne kapıcı ne de bekçi ölüme engel olabiliyor. Peki dünya ve lezzetleriyle nasıl seviniyorsun? Ey sözleri ve nefesleri sayılı olan kimse. Ey gafil, günahlara batmışsın. Ömrünü dünya lezzetleriyle harcamışsın. Cahil kişi kandı diye ölüm ona merhamet etmez. Başkalarına ilim dağıtan kişiye de acımaz. Başında durduğun nice kabirlerin içindekileri cevap veremez dilsize, çevirir de ölüm. Köşkün çok mamur ve muhteşemdi. Kabrin ise mezarlıkta unutulmaya yüz tuttu. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Dostların kabirleri başında durdum. Kabirlerin nehrin atlar gibi dizildiği zaman. Gözlerim ağlayıp da yaşlar boşanınca, gözlerim onlar arasındaki yerini gördü. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Sana lokman toprak oldu diye seslendiği vakit ile meşhur kişi nerede dedim. Bütün ustalığı ve ihtisası yok oldu. Heyhat dedim, başkasını savunamaz. Kendini savunamayan kimse. Bir tabibin kabri üzerinde de şu yazılar vardı. Ey insanlar, benim de bir emelim vardı. Ecelim ona ulaşmaktan alıkoydu beni. Şu kişi Allahu Teala'dan korksun ki yaşarken ona amel etme fırsatı verilmiştir. Gördüğün yere taşınmış olan yalnız ben değilim. Bütün herkes böylesi bir yere taşınacaktır. Ve galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.